dış politika milli olmak zorundadır. Dış politikanın iktidarı muhalefet olmaz. Ama ilk kez Cumhuriyet tarihinde bunlar dış politikada milli politika izlemediler. Gayrimilli bir politika izlediler. El Nusra bir terör örgütü, bakın. El Nusra bir terör örgütü. Daha 3 gün önce Putin Erdoğan'a telefon ediyor. El Nusra'yı oradan çekin diyor. Erdoğan da kalktı, muhtarlar toplantısında konuşma yaptı. Evet dedi, bizim arkadaşlara söyledim, oradan çekilsinler. Bu nedir? Türkiye Cumhuriyeti devletini bir terör örgütüyle ilişkilendirmektir. Türkiye Cumhuriyeti devletini bir terör örgütüyle ilişkilendirmektir. Eskiden bir PKK belası vardı, şimdi bir de IŞİD belası çıktı. Ne oldu? Emevi Camii'ne gidip namaz kılacaklardı. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar. Diyorlardı ki, efendim biz Orta Doğu'da oyun kurucuyuz. Dünyaya nizam veriyoruz biz. Büyük lokma yutabilirsin ama büyük laf etmeyeceksin. Şimdi Orta Doğu'nun oyuncağı oldular. Her gelenin şamar vurduğu bir iktidar oldular. Elbap'tan gelen şehit haberleri var. İnternette yayınlanan görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığı görüntüleri var. Başlarına kurşun sıkıldığı görüntüleri var. Hükümetten cevap bekliyoruz. Olayı inceliyoruz diyorlar. İnceleyin. Ama ben cevap bekliyorum. Ben cevabını bekliyorum bunu. Suriye'yi başımıza bela ettin, hesabını da vereceksin bunun. Şimdi interneti yasaklamışlar. Kimse görmesin o görüntüleri diye. Yani kendi günahlarını, kendi ayıplarını kimse görmesin diye. Sen sınırı koru, Türkiye'nin güvenliğini sağla. Ben sana demiyor muydum ey sarayda oturan vatandaş? Ben sana demiyor muydum? Ya Suriye'ye silah gönderme. Terör örgütlerine silah gönderme. Göndereceğin her silah bir gün gelir seni vurur dedik.